Herkese merhaba arkadaşlar. GTA Vice City serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Cortez bizi bir gemi hediye etti ve gemi diyorum tekne. Hızlı bir tekne hediye etti bize ve ülkeden ayrıldığını söyledi. Gemiyle basıp gitti adam. Nereye gittiyse gitti. Bilmiyorum nereye gitti. Şuradan uçabilir miyiz yukarı karaya? Uçamadık. Nerede ineceğimizi tam hatırlamıyorum. Nerede inebiliyorduk? Direkt karaya gidebiliyorduk. Tam hatırlayamadım. Olsun ama riske girmeyeceğim. Çünkü hiç ölmedim. Ölmek istemiyorum. Şurada kenardan çıkabiliriz yukarıya. Sağ tarafta. Lan. Telefon çalıyor. Açalım telefonu. Kent Paul mu aradı? Tam göremedim ama. Evet, şuraya atlayalım. Bize lazım olan şu an çelik yelek. Çelik yeleğimizi alalım. En yakın nerede vardı? Yine Malibu'nun oraya gitmemiz gerekiyor çelik yelek için. Gidelim Malibu'nun oraya. Ondan sonra Lens'le buluşup şu mevzuyu halledelim. Çok yanıp tutuşuyordu. Hadi diyordu. Senle ben diyordu. Sadece ikimiz. Zaten bu Lens'ten doğru bir düşünce çıkmıyor ama ikimiz diyordu yani. Senle ben bütün işi götürelim. Araya diyor aracı sokmayalım. Yok Diaz'mış yok. İşte oymuş buymuş. Fazla diyor uğraşmayalım. Halbuki kendi işi yani. Kendi intikamını almaya çalışıyor sadece. İşmiş hikaye yani. Kendi intikamını alıp yoluna bakmak istiyor. O yüzden biz de Starfish Adası yolunda buluşacağız demiştik. Buluşalım. Sözümüzde duracağız artık. Adama dedik intikamını alacağım diye. Diaz burada bizi bir kameradan falan izliyor. Bir değişik hallere giriyor. Arkamda dur, arkamda. Evet, şunları öldürüyoruz sırayla. Bu Lens kendi kendine koşuyor burada. Beni deli ediyor. Çok öldüğü oldu öyle. Hadi gel. Ne yapıyorsun orada dönüyorsun? Hadi yürü. Yürü. Evet saçmaladı. Heh. Gel hadi. Saçma sapan işler ya. Hep bizim başımıza gelir böyle şeyler arkadaş. Yürü. Seninle uğraşamam. Evet, bir anlık gafletle adam bizi vurdu birazcık. Lens nerede bilmiyorum, pek de önemsemiyorum şuradan. Diaz'ı bulalım. Heriflerin bizim geldiğimizden haberi yok ya, bakmıyorlar bile bu tarafa. Evet, şöyle biraz meydana çıkınca Diaz geliyor. Diaz böyle birkaç defa Lens'i vurdu. Ben oynarken. Bir şey yaptığı yok zaten. Evet işi devralmaya gel. Evet Lens gene önümüze geçmiş. Evet, az daha yine vuruyordu. Lens hıyarını. Arkamda dur. Arkamda durdu Allah'tan. Yine önümüze geçmişti de. Evet alınacaklar alındı. Mekanı kapattık. Mekana çöktük yani.
Mekana çökünce bizim oldu dolayısıyla. Evet, oh be, şu tişörtü giymek daha güzel. Şimdi şurada oyunu kaydedelim. Şimdi ne görevler var? Ha, yanlışlıkla göreve girdik. İyi oldu. Şimdi bir acil gidip Tommy burada diyor, ben diyor dağıtırım diyor mekanı. Siz diyor bilmezsiniz. Ah, bunu almasaydım keşke, koşarak. Koşarak indirdim camları. Keşke bu silahı almasaydım ama önemli değil. Konu diyor ki ben burada diyor 5 dakika içerisinde diyor bütün diyor herkesi diyor araca bağlarım diyor. Bunlar da hadi lan yapar mısın yapamazsın iddiaya girişiyorlar. Şimdi Tommy'nin sıçtığı boku temizlemeye gidiyoruz, affedersiniz ama. Çok affedersiniz, ağzımızı bozduk biraz. Kendi kendine havalara giriyor. Ondan sonra bizden bir şeyler bekliyorlar. Stinger'i de vermiş çabuk gitmek için yani. Stinger de güzel araba. Bu da biraz kaygan ama. Kayıyor yani. Kaygan derken. Kayan bir araba. Evet, şuradan girelim. Pencereleri indirmeye başlayalım. Şu an karışıklık çıkarmak amaç. Dükkanların pencerelerini sıkıyoruz. Aslında bu taraftan başlasak iyiydi. Dur bir dakika. Yıldız yakmadan önce bu tarafı dağıtalım. Bu taraftan başlamak daha iyi. Polislere hiç müdahil olmamak lazım burada. Evet, Tommy diyor ki bu şehir benim diyor ya, siz neye itiraz ediyorsunuz diyor. Ben buraların ağasıyım diyor. Tam bir Maho gibi. Evet, 4 yıldız yapacağız. Biz felaket bir karmaşa çıkarıyoruz. Adam diyor benim Wonderful Store gitti diyor ya. Evet. Burayı sona bırakmak iyi çünkü burada çok fazla yıldız yanıyor. O yıldızlarla öbür tarafa koşmak zor ama. Git. Neyse bari öldürebildiğimiz kadar polis öldürelim. Çok yapmıyoruz bunu. Alt katta kalmış ama aşağıya da inelim. Adam şimdi bastı düğmeye. Evet. Çıkıyoruz dışarı. 5 yıldız yandı ve artık millete kızdık. Yani dağıtırız dedik sizi. Millet artık dükkanları istersek satacak. Hemen çıkalım. Geldiğimiz yerden çıktık. Ben dükkanları almadan önce, çünkü para yok da, şu bahsettiğin görevlerini yapalım. Biraz daha para olsun. Ondan sonra Malibu'yu falan alırız. Yolumuza bakarız. Aslında Malibu zorunlu muydu ya? Malibu zorunlu değil ama Malibu'da iyi para var. $90.000 olmuş. Güzel para. Evet, mekana geldik. Artık bizim mekanımız burası. Evet, Kent Paul yine bizi çağırıyor. Hazır gelmişken bir oyunu kaydedelim yine. Bir aksilik çıkmasın.
Bakalım, saatimizi fazla uzatmayalım yayını. Sıkıcı videolar olsun istemiyorum. Parça parça. Evet, buraya geliyoruz. Burada Lens içiyor. Yapması gereken bir görevi yapmamış. Adamlarını al diyor, git bas diyor mekanı. Ben fazla adama ihtiyaç duymuyorum. Hızlı arabayı alalım. Öbürünün gelmesine gerek yok. Yalnız çelik yelek yok. Bir kaza kurşununa kurban gitmemek için yolda çelik yelek olan mekanı yakın bir yerden geçersek bir çelik yelek alırız. Büyük ihtimalle geçeceğiz öyle bir yerden. Şuralarda bir yerde var. Biliyorsunuz ki. Şurada. Eleman da bizdeyin. Arabada bekledim ama dinlemedi beni. Buna da çok ihtiyaç yok. Şart değil yani. Bizi yakalayabilirse ancak gelsin. Yoksa sorun değil yani. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Evet, bu Infernus'ta el feneri çekme, el freni çekme. El feneri. El freni çekme işi birazcık zor bir iş. Evet, şimdi bu amcalarımız burada güvenlikten sorumlu. Şöyle kafalar aynı hizaya getirelim. Adamlardan silah düşmedi. Bu kadar basitti. Adamı rahatça indirdik. Adama diyoruz ki gel diyoruz. Bizim korumamıza gir. Adam da diyor ki ya orada benim koruma şirketim var ya diyor. Onlar diyor beni zorla himayeleri altına alıyor. Aracı bize vereceksin. Biz de koruma şirketini şimdi yok etmek istiyoruz. Yok ol. Evet, silah kalmamış. Bu adam eritti bizi resmen. Evet, şu an tamam diyorduk tam ama bir anda bir patlamalar oldu. Evet, iki tane motorcu basıyorlar. Adamlar fena gitti. Takip et diyor. Benim araba yine uçmuş kaybolmuş. Evet. Güvenlikçiler, o güvenlik arabaları takip ediyor bizi. Evet, birini silahla uçurduk. O adamdan makineli tüfek çıktı. Güvenlik aracı arkada kaldı. Takip edemiyor şu an bizi. Biz bu herifi indirelim. Herifi indirdim. Silahı alacağım ama polisler var orada. Nasıl yapsak? Şurada duralım. Bu silahı alalım. Evet, polise yakalanmadan işimizi gördük ama hazır gelmişken fazla yine şey yapmak istemiyorum, riske girmek istemiyorum. Hemen kusuruma bakmayın, şöyle bir oyunu save'leyelim. Çünkü bazen ufak tefek Windows hataları olabiliyor, hata veriyor. Evet, şimdi Avery Carrington bize emlak danışmanımız. Bize bazı mekanları alabilirsin diyor. Al da diyor, yatırım yap diyor. Parayı diyor yatırma öyle. Para diyor değerlensin. Yerlere yatırım yap. Biz de o yüzden yatırım yap önerisinden dolayı Evri'ye teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yine V harfine gideceğim. Versetti konağına. Bu arada biz Versetti konağı demişiz ama Lens'in de orada, Lens kendisinin emeği olduğunu düşünüyor orada. Yani benim paramı yedin diyor. Benim diyor hakkıma şey yaptın, çöktün diyor, çöreklendin diyor, benim pastayı yedin diyor. Zaten kavga ondan çıkıyor ya. Versetti ve VL konağı koy yani adını. V konağı ne ya? V. Sadece V değil yani burası. Versetti konağı. Direkt hepsi benim. Beraber yaptık sözde işi. Tommy'nin de hataları var yani. Hani tek suçlu Kenan Birkan değil yani. Ramiz dayının da hataları. Ha, burada V görevi şurada kalıyor sol tarafta ama telefon çaldı yine. Evet, birisi beni tanıyor. Aa, Sony arıyor. Sony, o.
Suni adam hala parayı istiyor ya. Ne paraymış arkadaş? Tamam ödeyeceğiz ya. Ödeyeceğiz ya. Ama şimdi kıskanıyor da biraz yani. Biz şimdi birazcık nüfuzluyuz. Ya çekilin yolumdan ya. Şöyle biraz silah alalım. Adamlar yolundan çekilmiyor. İndireceğim ben bunları ya. Şu herifi indireceğim. Tamam çekilsin yolundan ya. Ben telefon konuşması esnasında fazla kayıp olmasın diye o sırada çelik yelek falan alayım dedim. Evet Lens ağlıyor. Beni diyor eziyorsun, beni diyor bağırıyorsun çocukların yanında. Ben senin diyor ancak diyor dostunum diyor yani. Ben senin adamın değilim diyor. Bu şeyi konuşmamız lazım diyor bu mevzuyu. Ama sonra şimdi beraber işe gideceğiz. Beni diyor full yerine koyuyorsun diyor yani şey yapıyorsun diyor bana kızıyorsun bağırıyorsun çağırıyorsun diyor ne biçim adamsın diyor biz böyle anlaşmadık seninle diyor bana güven diyor Tommy de abi bunun el frenini mi çekmişler ya inmiyor araba ben mi çekmişim normalde arabalar böyle aşağıya uçar gider evet Tommy teskin etti Lens'i ve göreve gidiyoruz şimdi beraber. Evet, polislerle bir aksiyona gireceğiz bu görevde. Hadi biraz diyor polislerin dikkatini çekelim diyor. Biz direkt şurada çekelim polislerin dikkatini biraz. Şimdi mevzu birazcık polislerle çatışmaya girip iki tane polisi garaja sokup onların kıyafetini alıp sonra mekanı basmak. Polismiş gibi. Polis süsü vererek. Evet hızlıca gidelim oraya. Hemen mekanı basalım. Yapacağımızı yapalım. Oyunu bitirmemiz lazım daha. Fazla uzatmamamız lazım. Ya şu polise mesela bir girse, evet. Evet. Polisleri irite etti diyor bu hareket. Evet polisler direkt daldı içeri. Bu görevi bu kadar kolay hiç yapmamıştım. Polis direkt balıklama girdi. Bunu görmemiş olabilirsiniz. Number number girdiler içeri. Meseleyi hallettik. Şimdi direkt polis aracına binip şuradaki polis kendimize polis süsü veriyoruz ya. Evet bu görevde birazcık arabayla kaçış var. İyi kaçarsak güzel olur çünkü patlayıp fail olmasını istemiyorum görevin. Evet yola barikat kurmuşlar ama biz polis olduğumuz için biz ben polisim ben gülerim diyor bizimkiler. Evet hiç dikkat çekmiyoruz arabayı çarpmadık araba çok sağlam. Evet gülümse diyor diğer polislere. Evet gidiyoruz. Hani bizim evet zaman sayacı başladı mekandan hemen çıkmamız lazım fazla uzatmadan lan Lens'i vuracak herif atla Lens atla çabuk tehlikedesin evet polis aracıyla normalde gitmememiz lazım çünkü pen spray'e giremiyoruz ama ben fazla uzatmayıp direkt konağa uzamayı düşünüyorum bu yıldızlarla. Yolda aslında yıldız bile bitirebiliriz aslında. Yoldaki yıldızları toplayarak. Şimdi bir şurada bir yıldız var. İki Malibu'nun az daha bu tarafında bize yakın tarafında bir yıldız var. Evet bunlara takılmamamız lazım yoksa böyle riskler oluyor. Şunu da alalım. Evet, 3 yıldıza düştük. Burada arada bir yıldız var. 2 yıldız. Sonra tek yıldızdan da Versetti konağına giderken kurtulabiliriz aslında. Oo, bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Takla atmazsak iyidir.
Evet, arabamızın canına okudu bu arkadaş. Bakalım 2 yıldıza dayanabilecek miyiz? Şurada ilerideki polis araçlarından almak istiyorum. Gitmemize izin verirlerse tabii. Bırak gideyim polis amcaya. Bak zaten 2 yıldız kalmış. Bir şey değil. Yani. Suç sayılmaz yani bu. Atla. Koş. Şu köprünün karşısında 1 yıldız daha var. Aslında onu da alabiliriz. İlla kurtulacağız ya polislerden. Hadi. Lan. Lan. Az daha takla atıyorduk. Olmasını istemediğimiz olaylar bunlar tabii ki. Evet, bir polis daha girdi. Denize uçacağız ya. Allah'ım. Bir farklı bir şey yapalım dedik. Mahvedeceğiz her şeyi. Ve polislerden kurtulduk sayılır. Şimdi rahat rahat, sakin sakin 2 yıldız yakmadan mekana geri dönüyoruz. Bu da böyle farklı bir yıldız toplayarak polislerden kaçma videosu olsun. Evet, zamanlamayı ayarlayamadık. Ve Velsetti konağındaki görevlerimizi de bitiriyoruz. Lens neye uğradığını şaşırdın. Ne oluyor, ne bitiyor derken bir anda geldik. Gel Lens. Evet, Lens geldi. Şimdi rahat kıyafetlerimizi giyelim. Ve Velsetti konağındaki görevlerimizi de bitirdik. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünlük ben video çekiminin sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kaldığımız yerden Velsetti konağından bir sonraki göreve gitmek için tam şu kayıt aşamasından sonra görüşeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.